Burası Mısır. Tunus'ta başlayıp tüm Orta Doğu'yu kasıp kavuran Arap Baharı rüzgarının üçüncü durağı. Bir zamanlar milyonlarca insanın mevcut düzene karşı özgürlük ve demokrasi getirme amacıyla bir araya geldiği topraklar. Ülke neredeyse her Orta Doğu ülkesinde olduğu gibi zengin doğal kaynak ve rezervlere sahip. Ancak uluslararası ilişkiler literatürüne göre failed states, yani başarısızlığa itilen devletler arasında yer alıyor. Evet, darbe sonucunda başa gelen eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin şimdilerde yönettiği Mısır'dan bahsediyorum. Right now it is a failed state. We are very much on the list of the failed state. I think we were number 45 last year. We are now number 31. I mean, it's not the greatest honor to be on the failed state. But by all economic by all governance indicators, as I mentioned, law and order, political participation, economic opportunities, respect for human rights, we are a failed state. Bu arada başarısızlığa itildiğini ben söylemiyorum. Kendileri de bu durumu kabullenmiş durumda. Elbette tüm bu hikaye sadece demokrasi ve özgürlük üzerine değil. Mısır'ı Orta Doğu'daki diğer ülkelerden ayıran bir özellik var. O da ordunun hükümete ve devlet yönetimine aşırı nüfuz etmiş olması. Ordu geçmişten bu yana devletin silahlı gücü olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Devlet yönetiminde üst düzey idarecilerin tamamına yakınının asker kökenli olması, devlet elitleriyle ordunun iç içe bir yapıya sahip olmasına yol açtı. Yani buna literatüre göre ordu devlet diyebiliriz. Peki ülkeyi neden ordu yönetiyor? Ordunun yönettiği bir ülke nasıl başarısız olur? لشباب مصر بميدان التحرير. Reliance on Islamic principles, stand up. Mısır yıllardır bölge siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri. Özellikle farklı kimliklere ev sahipliği yapan bir coğrafyada bulunması, Mısır'ın sadece Arap dünyasında değil, tüm uluslararası sistemde merkezi roller oynamasında etkili oldu. Afrika'nın dünyaya açılan kapısı olması, Arap ülkeleri arasında önce olma potansiyeli ve Akdeniz'deki konumuyla üçlü kesişim noktasında bulunan coğrafyası, Mısır'ı her zaman çok taraflı politika üretmek mecburiyetinde bıraktı. Fakat Mısır'da iktidarda olan hiçbir yönetici dengeyi tam olarak sağlayamadı. Bu da ülkenin mevcut potansiyelinin ortaya çıkmasına engel oldu. 1952'den 1970'e kadar Cemal Abdülnasır politikaları bölgede Arap milliyetçiliğinin yaygınlaşmasına yol açtı. Abdülnasır dış politikada Sovyet yanlısı bir yol izleyerek Batı'ya karşı sert bir tutum sergiledi. Abdülnasır'ın Arapların liderliğine oynadığı bu dönem 1967 Arap-İsrail Savaşı ile son buldu. 1970-1981 yılları arasında görev yapan Cumhurbaşkanı Enver Sedat ise Abdülnasır'ın aksine Batı karşısında daha ılımlı bir politika izledi. Bu durum ilk etapta olumlu karşılanırken, Sedat'ın İsrail'le anlaşma imzalaması Mısır'ın Arap dünyasından dışlanmasına yol açtı. Öyle ki Mısır bu sebeple İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nden çıkarıldı. Ülke dışında ABD-İsrail yanlısı bir politika izleyen Sedat'ın 1981 yılında öldürülmesinden sonra 1981-2011 yılları arasında yönetimde olan Hüsnü Mübarek iktidarının ilk yıllarında dengeli bir politika izlemeye çalıştı. Irak'ın Kuveyt işgalinin ardından bölgede oluşan otorite boşluğunu bir fırsat olarak gördü. Bölgedeki en önemli meselelerden biri olan Filistin sorununda arabuluculuk çabasına girdi. Fakat başarılı olamadı. IMF ile Dünya Bankası'ndan aldığı borçlar ve ABD'nin kesintisiz maddi desteği, Mübarek'in ABD ve Batı yanlısı politikalar izlemesinde etkili oldu. Böylece Batı'nın ajanı olarak tanınmaya başlandı. Cumhuriyet'in ilanından 2011 devrimine kadar Mısır'daki yöneticilerin ülkenin hassas demografisine uygun siyaset izleyememesi, hükümeti devamlılığı olmayan politikalar üretmeye sevk ederek Mısır devletini başarısızlığa sürükledi. Öte yandan halkta karşılık bulmayan dış politika adımları içeride de huzursuzluklara sebep oldu. 2011 devrimiyle adeta yeni bir sayfa açan Mısır, her ne olursa olsun önemini yitirmeyen stratejik konumu sebebiyle küresel ölçekte ağırlığını yeniden hissettirdi. Arap Baharı sürecinde yaşanan Mısır devrimi, bölgede ve küresel ölçekte dikkatle takip edilen devrimlerden biri oldu. Başlarda belli bir azınlığın protestosuyla başlayan süreç giderek büyüdü ve ülkedeki diğer grupları da içerisine aldı. 6 Nisan Hareketi adıyla bilinen sivil yapılanma da bu şekilde sürece dahil oldu. 25 Ocak 2011 yılında başlayan devrim süreci, 11 Şubat'ta Mübarek'in istifasıyla amacına ulaştı. هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. Böylece ülkede 1952'den itibaren devam etmekte olan asker kökenli yönetim son bulmuş oldu. Devrim sürecinde halkın yanında duran ordu, 13 Şubat'ta Mursi'nin demokratik bir seçimle cumhurbaşkanı olduğu zamana kadar askeri konseyin yönetimi sivil siyasete bırakacağının sözünü vererek iktidara geldiğini açıkladı. Bu dönemde askeri konseye yöneltilen talepler arasında mübarek dönemi yöneticilerinin görevden alınması ve özgürlüklerin artırılmasına dair anayasal düzenlemeler vardı. Ancak talepler karşılanmadı. Bir başka deyişli ordu yönetimi bırakmakta ayak diredi. Bu durum meydanlardaki protestoların sürmesine ve hayatını kaybeden insanların artmasına sebep oldu. Neticede demokratik bir seçimle, muhalefetten aldığı destekle birlikte Müslüman kardeşlerin adayı olan Muhammed Mursi, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Yıllarca baskıcı bir rejime maruz kalan halk, devrimle yakalanan başarıyı yeni liderin politikalarıyla devam ettirmek istiyordu. Mursi, seçimle başa geldiği zaman elinde henüz vesayet rejiminin ortadan kalkmadığı, ordunun gücünü koruduğu, ekonomik krizin ve toplumsal birçok olumsuzluğun devam ettiği bir Mısır vardı. Başlarda mübarek yanlılarına karşı dik duruşu, ordunun devlette yapılanmasına karşı önlemler alması ve dış politikada farklı kimliklere sahip aktörlerle diyaloğa girmesiyle olumlu politikalar geliştirmiş olsa da ekonomik krize çare bulacağı ve ülkeyi 100 günde düzlüğe çıkaracağı gibi vaatleri yerine getiremediği için halkın tepkisini çekti. Tepkilerin ardından anayasada, Cumhurbaşkanı'nın kararları bağlayıcıdır, hiçbir yargı organı tarafından askıya alınamaz ya da iptal edilemez kararı çıktı. Protestocular bu kararın Mursi'yi diktatörleştireceğini iddia ediyordu. Öyle ki bu karar yalnızca mübarek yanlılarını değil, diğer karşı görüş insanlarını da bir araya getirdi. Böylece ülkede temerrüt hareketi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi'yi destekleyen bu muhalif gruplardan bir kısmı, Mursi'nin önemli kadroların tamamına Müslüman kardeşlere mensup birilerini getirmekle ve ülkeyi İslami bir yönetime doğru götürmekle suçladı. Göreve geldiği günden itibaren ülkedeki askeri ve bürokratik vesayetle hesaplaşma mücadelesi veren kurumları harekete geçiremeyen Mursi, sonunda bu karmaşayı fırsat görüp darbeyi gerçekleştiren Sisi'ye yenik düştü. Ve takvimler 3 Temmuz 2013'ü gösterdiğinde dönemin Genelkurmay Başkanı Sisi ilk olarak muhalif kesimlerin desteğini alarak hükümete ultimatum verdi. 2 gün sonra da kanlı bir darbeyle yönetime el koydu. O günün bilançosunu tam anlamıyla verebilmek mümkün değil. Resmi rakamlar 600 kişinin hayatını kaybettiğini belirtse de bu sayının aslında daha fazla olduğu aşikar. Rejim güçlerinin, bazı kurbanların ailelerine cenazeleri, intihar ya da doğal nedenler yüzünden öldüğünü kabul etmeleri şartıyla teslim ettiği bilinen önemli bir ayrıntı. 100 gün içerisinde 3510 kişi hayatını kaybetti, 20.559 kişi yaralandı ve 2144 kişi tutuklandı. Aynı zamanda darbeden sonra haber alınamayan kişilerin sayısı 2811 olarak kayıtlara geçti. Ülke içinde darbe karşıtı olan dini kurumlara, medya kuruluşlarına ve toplumun önde gelen bazı isimlerine baskılar meydana geldi. Müslüman kardeşler üyesi 50 binden fazla öğretmen görevden alınarak yerlerine yıllardır hükümetin kontrolünde olan El-Ezher Üniversitesi mezunu imamlar getirildi. El-Ezher Üniversitesi demişken bu üniversitenin tarihinden ve Mısır için öneminden bahsetmemiz gerekiyor. El-Ezher, Mısır siyasi arenasında 1952'de Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana köklü değişiklikler geçirdi. 1952'de devrime dönüşen askeri darbeden bu yana Mısır rejimi, El-Ezher'i kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalıştı. Bunu eğitim süreçlerini yöneten yasaların değiştirilmesi, yüzyıllardır yasaklanmış olan farklı bilim dallarının önlerinin açılması ve önceki reformlara muhalefet eden alimlerin birçoğunun tasfiye edilmesi gibi farklı yöntemler aracılığıyla gerçekleştirdi. Mübarek ise, El-Ezher'i politikalarını meşrulaştırmak ve başta Müslüman kardeşler olmak üzere siyasi rakiplerine baskı uygulamak için elinde bir araç olarak kullandı. Ancak El-Ezher, Mübarek'e verdiği desteğe rağmen, Mübarek'in devrilmesinden sonra siyasi değişiklikleri ayak uydurmak için tutumunu değiştirdi. El-Ezher, Mübarek sonrası Mısır'da kilit aktörlerden biri olan Müslüman kardeşler ve Selefiler karşısında kendisini tek gerçek İslami varlık olarak tanıtmaya başladı. Müslüman kardeşler, diğer bir adıyla İhvan-ı Müslümin hareketi ise
kurulduğu 1928 yılından itibaren El-Ezher gibi sadece dini meselelere eğilmeyerek, aynı zamanda toplumu ilgilendiren birçok alanda etkin çalışmalar ortaya koydu. Bugün bu topluluğa ait birçok sağlık kurumu, okul ve şirket bulunuyor. Kahire Mahkemesi'nin 23 Eylül 2013'te aldığı karara göre, İhvan'ın ve ona bağlı tüm oluşumların faaliyetleri yasaklandı. Daha sonra çıkarılan bir kanun aracılığıyla da devlet karşıtı söylemlerle sokaklara çıkan herkes sorgusuzca tutuklanabildi. Bu kanunun çıkmasından sonra 16 bin kişi daha tutuklandı ve 37 bin dava açıldı. Toplam 44 farklı davada 793 kişi hakkında idam kararı verildi. Mursi hakkında ise idam kararı ile birlikte açılmış pek çok casusluk dosyası bulunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2018'de yayınladığı rapora göre, Ekim 2014 ile Eylül 2017 yılları arasında yetkililerin en az 15.500 sivili askeri mahkemelere gönderdiği ortaya çıkarken, Arap İnsan Hakları Bilgi Ağı Örgütü'nün yayınladığı rapora göre Mısır hapishanelerinde 60.000 siyasi mahkumun bulunduğu ortaya çıktı. Yargılananların arasında 18 yaşın altında 150 çocuk bulunuyor. Bu gördüğünüz karelerse, mahkumlardan birinin maruz kaldığı işkenceleri çizerek anlattığı resimler. Ülkede hapishane şartları da oldukça kötü durumda. Mahkumları yıldırmak için kullanılan yöntemlerin başında hücre cezası geliyor. Birçok gazeteci, insan hakları aktivisti ve muhalif gerekçesiz bir şekilde hücrelerde tutuklu bulunuyor. Mahkumların büyük çoğunluğu işkencelerle yanlış itiraf vermeye zorlanıyor. Tarihler 2019 yılına geldiğinde rejim güçlerinin işkencelerine dayanamayan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi, idamla yargılandığı mahkeme salonunda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Tüm bu yaşanan gelişmelere ve adaletsizliklere rağmen ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeler Mısır'da yaşananları darbe olarak nitelendirmekten kaçındılar. İngiltere eski başbakanı David Cameron, demokratik olmayan bir şekilde yönetime gelen askeri rejimin hüküm sürdüğü Mısır için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. We've never supported, and William made this clear, we never support in countries the intervention by the military. But what now needs to happen, what we need to happen now in Egypt is for democracy to flourish and for a genuine democratic transition to take place. And ABD, Mısır'la Orta Doğu'daki mevcut enerji kaynakları, stratejik konumu ve İsrail'in güvenliği gibi sebeplerden dolayı her dönem farklı politikalar geliştirdi. Neticede ABD'nin bölgede daimi müttefik veya düşmana ihtiyacı yok. Onu ilgilendiren tek şey kendi çıkarları. Başkan Barack Obama, 2011 yılı ayaklanması sırasında eski başkan Hüsnü Mübarek'i desteklerken, 2013 darbesinde ilk etapta tarafsız kalacağını açıkladı. Silahlı Kuvvetler Konseyi'nin yaptığı bağlılık açıklamasından sonra Mısır'da kalıcı bir istikrar umuduyla Mursi ve Müslüman kardeşleri destekledi. We are prepared to work with the leaders that the Egyptian people choose, but our engagement with those leaders will be based on their commitment to universal human rights and universal democratic principles. Ayrıca o dönem ABD'nin Mısır'la yaptığı askeri anlaşmalar sonucu elde ettiği rakam 1.3 milyar dolardı. Bugünse bunun 3 katı civarında. ABD'nin askeri bütçesinin bir kısmı Mısır'ın ABD'den askeri teçhizat almak için kullandığı nakit parayla karşılanıyor. Mısır'la ticari ilişkileri olan askeri şirketlerin başındaysa Lockheed Martin, Boeing ve Raytheon geliyor. Bu ticari ve askeri ilişki Mısır elitlerine İsrail'le daha iyi geçinmeleri karşılığında adeta bir rüşvet olarak sunuluyordu. Bir nevi darbeye giden sürecin basamaklarından biri de buydu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2013 Kasım'ında gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde ise Sisi dönemine ithafen Mısır'ın demokrasi yolunda doğru bir süreçten geçtiğini söyleyerek izlenen yol haritasını mükemmel olarak değerlendirdi. Yani anlayacağınız kim gelirse gelsin ABD için kendi çıkarları her zaman önde geliyor. Yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen özetle Mısır'a yakından baktığımızda ülkenin askeri bir düzene mahkum edildiği, sonu gelmeyen savaş ve yıkımlar, toplumun üzerinde benzeri görülmemiş baskılar ve tutulmamış vaatlerin karanlık yüzü görülecektir. En önemlisi de Orta Doğu'daki bu adaletsizlik ve istikrarsızlık Batı'nın can simidi olmaya devam ediyor. Kötü ekonomi, kontrolsüz üst düzey yolsuzluk, IMF'nin zorunlu kıldığı kemer sıkma politikası, gıda ve yakıt kalemlerinde devlet sübvansiyonlarındaki kesintiler, işsizlik, toplu infazlar ve hapis cezaları, sivil özgürlüklere yönelik kapsamlı saldırılar gibi daha pek çok şey ülkeyi başarısızlığa sürükledi.